Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dolar-TL kuruna bakıyoruz arkadaşlar. Dolar-TL kurunda bizler için önemli olacak bir 6.85 seviyesi mevcut. 6.85 üzerinde Dolar-TL kurunda bir yukarı yönlü ivmelenme hareketleri göze çarpmakta. Özellikle de altında olan arkadaşlar ılımlı alım için dediğimiz 6.90 seviyesini takipte kalabilirler. Fakat şurada da bir oluşum var arkadaşlar. Artık buradan bir yukarıya yükselen bir kanal açıldı. Aşağıda 6.81. Yukarıda da bizim için 6.85. 6.89, 6.90'a doğru Dolar-TL kurunda burada bir hareketler gözlemlenebilir. Dediğim gibi 6.90 üzerinde de Dolar-TL kuru kapanışı başarabilirse arkadaşlar yukarıda 6.94 ve onun üzerinde 6.99 bandına doğru Dolar-TL kurunda da yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde arkadaşlar. Evet, şurada hemen işaretimizi çizelim. Şuradaki bir 6.90. Aşağıda 6.85. Burada bir 5 kuruşluk oluşum. İlk etapta doları 6.95 ve onun üzerinde 6.99 ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü atabilir arkadaşlar. O yüzden Dolar-TL kurunda olan arkadaşlar da dikkatli olsun. 6.99 doların yukarıda bir günlük kapanışta bulunabilmesi halinde arkadaşlar artık dolarda 7 ve üstü seviyeler konuşulabilir. 6.99 üzerinde gene bize en yakın olabilecek seviye 7.04 ve 7.08 bölgesinde bulunan direnç bölgeleri olarak Dolar-TL kurunda göze batan önemli seviyeler gibi durmakta. Evet, 4 saatlikte de baktığımızda artık stokastik bir al sinyali bize üretiyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada verdiğimiz tavsiyeler sadece bir öngörü ve hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır. Bunlar size zarar verebilir. O yüzden yatırım kararlarınızı alırken bir uzman yatırım kuruluşuna danışmanız sizler için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu hatırlatmamızı da yapalım. Günlük bazda Dolar-TL kuruna baktığımız zaman da stokastiğin gene yönünü yukarı yönlü çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada bir yukarı yönlü hareket Dolar-TL'de artık gerçekleşebilir. Sıkışmanın artık sonlarına doğru gelmiş durumdayız. Buradaki hareketin yukarı yönlü kendini çevirmesi durumunda yukarıdaki 6.90'ın kırılıp yukarıda 6.99 seviyesine doğru bir hareket başlatma olasılığı da Dolar-TL kurunda yüksek. Fakat Dolar-TL kurunda Merkez Bankası faktörü de unutulmamalı arkadaşlar. Ona göre yatırımlarınızda daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Altın tarafında olan arkadaşlar da bence arkadaşlar artık bir miktar Dolar-TL tarafına yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla altın ve gümüş tarafında olan arkadaşlar bir miktar Dolar-TL tarafına geçiş yapıp buradan Dolar-TL'den de faydalanabilirler gibi geliyor bana. Fakat tamamen benim kendi öngörüşümdür bu. Siz kararlarınızı gene ona göre verin arkadaşlar. Evet, dolarla ilgili fazlası konuşulacak bir şey yok. Dolar endeksi aşağı yönlü hareketlerine devam ettiği halde arkadaşlar bizde iç sebepli, içten kaynaklı görüyorsunuz Dolar-TL kurunda artık 6.80'e inmek istemeyen, altına inmek istemeyen bir dolar kuruyla karşı karşıya bulunuyoruz. Buradan artık hareket yavaş yavaş yukarı yönlü dönecek gibi gözükmekte. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar. Hareketin dediğim gibi 6.90 üzerinde çıkması ve burada da kalıcı olabilmesi halinde yukarıda 6.99 ve 7 bölgesine doğru Dolar-TL kurunda da tekrar ataklar görülebilir. Bu da
gram altın tarafına ve gram gümüş tarafında hareketlerin yukarı yönlü hızlanmasına neden olabilir. Ons tarafında artık yavaş yavaş bir miktar geri çekilmeler meydana gelebilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani iyi karlar etmiş olanlar, aşağılardan alım yapmış olan ons ve altın gümüş tarafında alımları olan arkadaşlar artık yavaş yavaş bir miktar yatırımlarına dolar TL portföylerine dolar TL de ekleyebilirler arkadaşlar. Fakat son karar tamamen sizindir. Bizim burada anlattıklarımız sadece birer öngörüden ibaret düşüncelerdir. Her zaman son kararı alacak olan kişi gene sizlersiniz. Altın mı dolar mı derseniz, altın çok yükseldi arkadaşlar. Altında son verdiğim geri çekilme rakamları takip edilmeli. Altında gene 2000'li dolarlara bir 50 dolarlık marj var. Dolar TL kuruna baktığımız zaman yukarıda bir 7'li seviyeler. Bu marjın dolar kurunda daha bir fazla olduğu ve daha risksiz olduğu gözükmekte. Tabii ki gene dediğim gibi arkadaşlar, bu kararı verecek olan sizlersiniz. Bizimki sadece tavsiye niteliğinden öteye geçmez. Şimdilik dolar ve altınla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı kazançlar.